Akşener'in dünkü konuşmasına geçelim. Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda bir bayramlaşma töreni düzenlendi. Orada konuştu. 2023 yılı ile ilgili çok iddialı konuştu Meral Akşener. Hazırız. Her geçen gün partimiz oy oranını arttırıyor. Hatta birinci parti çıkacak, ona da inanıyorum dedi. Bir kez daha başbakanlığa talip olduğunu söyledi. Meral Akşener'in dünkü sözleriyle devam edelim. Şimdi bundan sonraki işimiz 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayının olmasını sağlamak ki ben kalpten inanıyorum. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak bir. İnşallah. Mecliste 360, en az 360 milletvekilini inşallah alacağız. İki, ama sizden bizzat istediğim bir şey var. Partimiz birinci parti olacak. Üç, elbette başbakanlığa talibim. Partimiz birinci parti çıkacak. Ona da inanıyorum. Beraber el ele tutuşup bu harami düzeni yıktığımız, bu haram düzenini yıktığımız, helal oylarımızla yıktığımız bir yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Helal oylarımızla bu haram düzeni yıktığımız günler gelecek diyor. Birinci parti olarak çıkacağız, göreceksiniz diyor. Buna inanıyorum diyor. Mecliste en az 360 milletvekilimiz olacak. Bu sistemi, bu düzeni değiştireceğiz diyor. Başbakanlığa talip olduğunu söylüyor. İyi Parti tabii oy oranını hızlı yükseltiyor, evet. Yükseltiyor. Son anketlere baktığımızda da bunu görüyoruz. Bu arada anketler demişken bir de Optimar'ın son yaptığı bir anket çalışması var. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlarsanız son ölçümlerde biraz da bu Ukrayna Savaşı'nın getirdiği kişisel oylar biraz yukarı taşımış gibi görünüyordu onu. Fakat bu sefer bu seçim anketi tam tersini gösteriyor. AK Parti'nin yani partisinin de altına düştüğünü ortaya koymuş. Cumhurbaşkanı'nın kendi evet, ya oyları. Burada benim özellikle altını çizeceğim nokta şu, 360 milletvekili çıkarmamız lazım evet. Bir Akşener. Bu hakikaten yani Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı kadar meclisteki o, yani mecliste çoğunluğu sağlamanın ötesinde anayasayı değiştirecek gücü elde etmek de önemli. Bunun yolu da 360 milletvekili, eğer o ittifak, muhalefet, artık ittifak da yok mecliste çünkü ittifakı kaldırdılar. Yani 2018'de işine geliyordu Tayyip Erdoğan ittifak durumu. Şimdi işine gelmediği için bu sistemi kaldırıyoruz dedi. Herkes kendi bacağından asılacak. CHP, İyi Parti ve diğerleri diyelim. HDP de dahil içine. 360 milletvekili çıkartabilirlerse bu rejim değişir. Çıkaramazlarsa ne olur sorusu var. Ya işte o zaman bir... Hayır, şöyle bir şey var. Çıkaramazlarsa bile meclis çoğunluğunu elde ederlerse verdikleri söz şu, fiili durum yaratırız diyorlar. Bakın şimdi biz şeyden önce bu anayasa niye değişti? Bahçeli ne dedi? Cumhurbaşkanı dedi Erdoğan, o zaman başbakan da vardı. Anayasaya uymuyorsa biz anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım diye değişiklik yaptık. Fiili durum yaratıyor dedi. Peki Cumhurbaşkanı değişmezse ne olacak? Cumhurbaşkanı değişmeyip de meclis çoğunluğu alırsa bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Meclis başka türlü yöne gider. Cumhurbaşkanı aldığı bütün kararları meclis tam karşı kanunlar çıkartarak bir hale, o zaman tam bir çatışma ortamı olur. Ya fiili durum da çünkü olmaz değil çünkü, mi o zaman? Ya fiili durum, çoğunluğu alması lazım şeyin. Yani 360 anayasayı değiştirmese bile 300'ün üzerinde milletvekili olursa fiili durum şudur. O, evet, yine tek adam rejim devam eder ama tek adam tek meclis, adam gibi yönetmez. Meclis üzerinden. Meclisi yönetir, bakanlar kurar, bakanlara yetki verir. Her bir çıkan bakan aldığım talimat doğrultusunda yangına geldim demez. Kendi inisiyatifiyle yangın bölgesine gidip incelemelerde bulunur gibi bir şey yapar. Ama ben şuna inanıyorum. Eğer öyle bir durum olursa bir süre sonra muhalefet dersek, diyelim ki muhalefet 300 bir milletvekili diyelim, hani 300 artı bir kişiyi çıkardı. Bir kişiyle çoğunluğu aldı. Dese ki biz böyle götürüyoruz fiili durum yaratı. Ya gelin parlamenter rejime dönelim dediği seçime gitmek kaydıyla AK Partiler de hemen oy verir. Evet. Hemen tabii hemen seçime gidiyoruz. Bir sene sonra seçime gidelim. Tamam, istiyorsanız parlamenter rejime dönelim. Çünkü onlar hep kendilerinin birinci parti olacağını. Büyük bir ihtimalle de ben şunu da görüyorum. Yani şu andaki anketler %30 bandında AK Parti birinci parti olma ihtimali %70'in %80 bana göre. %30 bandında.
Bir tık aşağısında CHP olabilir, İYİ evet. Parti olabilir. Bundan sonraki performanslarına bağlı. Bir de tabii ki Cumhurbaşkanı adayının sürükleyeceği bir şey vardır. Yani hani tabii. O lokomotif de çeker partileri. Mesela 2018'de Meral Akşener aday oldu, işte Demirtaş aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Bir bölünme vardı. Şey dağıldı, oylar bir dağıldı. Orada bir hata yaptı. Tek adayda çıkarsalar da belki daha büyük bir şu anda bir çoğunlukla mecliste yani olabilirler. Yani güçlü bir rüzgar estirebilir muhalefet adına. Ettiremedi. Acaba. Yani millet o zaman anlayamadı. Tabii hızlı seçim oldu. Erken seçim değil, baskın seçim baskın oldu. Seçim. O Millet İttifakı'nın önemini partiler anlayamadılar o anda. Çok hızlı geldi. İşte Meral Akşener'i sokmuyorlardı. Bir takım hileler yapıldı. Giremiyordu. CHP hemen onlara bir kontenjan açtı. CHP'li milletvekilleri CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye oldular. Mecliste grup kurdukları için seçime girdiler. Sonra oradan tekrar İYİ Parti'den istifa edip şeyden CHP'den listelere girdiler falan. Böyle bir acayip durum oldu. O yüzden o bir güç birliği seçmen de anlamadı. 50 günde seçime giriyorsun. Ne oldu? Kim? Ne? Falan derken sandık konuldu. Hani Atalan Üsküdar'ı yine evet. geçti. Şimdi ama öyle değil. Şimdi daha böyle bir hani biz daha bilinçli seçelim. Neyi istiyoruz? Şunu istiyoruz derken o birlikteliği daha bir yani İYİ Parti seçmeni de artık ne oldu? Meral Akşener'i gördü, test etti. Ha Meral Akşener'le yola devam edilip etmeyeceği konusunda bir fikir var insanlarda. Aday kim olacak? Diyelim Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu olursa Cumhurbaşkanı ne yapar konusunda bir şey var. Kafalarda bir olgunlaşan bir şey var. Ülkeyi nasıl yönetecek? Ha ülkeyi tek başına yönetmeyecek. Bir ortak akılla yönetecek. Fiili olarak parlamenter sistem gibi yönetecek. Çoğunluk olursa anayasayı değiştirecekler. Değiştiremezlerse bile zorlayacaklar gibi bir takım evet. işaretler var. Bu da seçmeni motive eden bir unsur. Bu Meral Akşener'in tabii iddialı konuşması, Meral Akşener'in kişisel oyu, partisinin aldığı oy oranı hakikaten yani yeni kurulan bir parti olmasına rağmen yeni kurulmuş bir parti yine de gerçekten çok hızlı bir ivmeyle %9'da evet, ilerlediğini %9'da. Görüyoruz. Şimdi anketlere bakıp tabii ki partisinin aldığı oy oranından eminim mutlu oluyordur. Yani yeterli görmüyordur ama mutlu oluyordur. O üye sayısını en çok arttıran parti İYİ Parti. Merkez sağa doldurmaya, oraya oturmaya aday bir parti deniliyor. Şimdi bunlar iyi güzel ama hani bu cümleler de çok iddialı. Birinci parti çıkacak, işte 360 milletvekili çıkaracağız, çoğunluğu kazanacağız mecliste. Tabii şu anda böyle biraz düz bir çizgide giden bir tempo var çünkü evet, değil mi? Onun evet. O temponun değişmesi lazım yani. Henüz çok hızlandığını görmüyoruz. Evet o tempoyu muhalefet kendisi arttırmak istiyor da arttıramıyor mu? Yoksa bilinçli olarak tempoyu düşük mü tutuyor? Onu bilmiyorum. İlkinin olduğunu düşünüyorum ama. İYİ Parti'ye ilişkin bence bizim siyasi tarihimizdeki son derece önemli bir parti olarak karşımıza çıkacak. Yani gelecekte şey ne olur, akıbeti ne olur bilmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle bir doktrine yaslanmıyor. Yani bir siyasi geleneğin üzerine. Şimdi MHP'den ayrılmakla beraber, şimdi MHP'nin o en son Metropol'ün anketine göre %7.3. Bu zaten MHP'nin geleneksel oyu. Yani o doktriner oyu. Ama bunun üzerine İYİ Parti %18.6 gösteriliyor. Dolayısıyla 18.6 artı 7.3 %26 ediyor. %26'lık bir MHP oyu yok Türkiye'de. Demek ki İYİ Parti ne yapmış? Şunu başarmış, merkeze gelmiş. Yani evet. bu haliyle aslında merkez sağ seçmeni, muhafazakar, milliyetçi, ANAP ve DYP, ANAP, seçmeni. DYP seçmenini aslında alabilmiş. Bu başarıyı gösterebilmiş. Bu başarıyı gösterebilmesi Türk siyasi tarihinde bir kırılmaya sebep oluyor. 2011 yılında ilk defa Başbakan Erdoğan başkanlık sistemi diyor. Yani onu memleketin önüne, daha önce de söylediği açıklamalar var ama bunu memleketin önüne tartışalım diye koyuyor. 2011 yılını düşünelim. Haziran seçimlerinde %49.7 oy almış AKP. Yani 3 kere üst üste seçime giriyorsunuz. 2002'de 34, sonra 47, sonra 49. 3. seçimde de oyunuzu yükseltiyorsunuz. Bu o yıllar için, 2011 yılı için Türkiye tarihinde görülmemiş bir başarı. Başka hiçbir partiye nasip olmamış bir başarı bu. Onun üzerine Erdoğan şöyle bir atak yaptı. Dedi ki %49.7'yi ben zaten tek başıma alıyorum. Sağı birleştirirsek eğer, sağda bir konsolidasyon yaratırsak eğer, zaten geleneksel olarak sağ partilerin oyu Türkiye'de %65-70 bandında,
bir de başkanlık sistemi gelirse, yani %50 artı 1'in kazandığı başkanlık sistemi gelirse bu şu anlama gelir. Benim kaybetmem imkansız. İmkansız yani tam olarak Putin'in mesela Rusya'da kaybetmesi imkansız. Yani öyle bir sistem geliştirmişler. İmkansız yani bir şey var. Muhalefet de yok. Sandık var. Sandık var ama rekabet yok. Yani öyle bir model tasarladı Erdoğan. Bunun üzerine bazı adımlar attı. Mesela hop Has Parti'yi kapattırdı. Evet. Numan Kurtulmuş transfer etti. Numan Kurtulmuş Has bak sağda birlikte hop döndü. Demokrat Parti'den Süleyman Soylu'yu aldı. Onu oraya koydu. Sağda birlik. Sonra o açılım sürecinden sonra hemen o kapandı. 2015'te MHP ile bir araya geldi. Dün bayram konuşmasında Akşener önemli bir laf etti. Dedi ki İyi Parti olmasaydı nasıl bir Türkiye olacaktı? Bir gözlerinizi kapayın ve hayal edin. Evet. Şöyle olacaktı. Şu anda biz katiyen herhangi bir rekabet tartışmıyor olacaktık. Muhtemelen anketler %65 civarında bir Cumhur İttifak oyu gösterecekti. İttifak sistemi dağılmayacaktı. İttifak sistemi dağılmayacaktı. Ve zaten bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Hatırlayın MHP şeye giderken İyi Partili isimler, şu anda İyi Parti olan isimler MHP için başkanlık yarışına girdiğinde nasıl engellendiğini hatırlayın. Sulh ceza mahkemeleri bütün şeylerde, illerde teker teker karar çıkarttı, kongreleri iptal oldu. Elektriklerini kesiyorlardı. Tabii. Bu engel boşuna değil. Çünkü sağda birlik planını aynen altını boşalttı İyi Parti ve tabii rekabet getirdi. Yani iki blok arasında rekabet getirdi. O yüzden son derece önemli bir yerde duruyor. Ha, bu misyonunun ne zaman tamamlar? Şöyle bir şey var. Seçimden sonra, Erdoğan gittikten sonra İyi Parti'yi başka bir şey bekliyor. O zaman şimdi yeni bir çizgi, bir gelenek yaratabilecek mi? Çünkü bir yandan MHP'den ayrılmışsınız ama MHP'den ayrılmakla beraber hedefiniz DYP, ANAP diyelim. Hatta Adalet Partisi, Demokrat Partisi, o geleneğin oyları. Bunu başarabilecek mi? Yani bilmiyorum, başarabilir mi? Onu da zaman gösterecek. Şimdi iki şey söyleyeyim bu konuda.